CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 12 Eylül darbesinin 39. yılında AKP'nin OHAL bilançosu ve OHAL sonrası Türkiye başlığıyla bir rapor yayınladı. Raporda OHAL sonrası durumla 12 Eylül sonrası ortaya çıkan tablo karşılaştırıldı. 12 Eylül darbe döneminde 12 gazetecinin tutuklanmasına karşın bugün 131 gazetecinin tutuklu olmasına dikkat çekildi. Sayın Başkan, yayınlanan raporda 12 Eylül askeri darbesi ve OHAL dönemi ve sonrası karşılaştırıldı. Antmen, AKP iktidarı Kenan Evren'i dahi aratır hale geldi. Kenan Evren döneminde dahi bu kadar ihraç, gözaltı, tutuklama, baskı, zorbalık olmadı. AKP Türkiye'yi gazeteci hapishanesine çevirdi. AKP öyle iddia ettikleri gibi Adnan Menderes'in, Turgut Özal'ın değil Kenan Evren'in devamıdır dedi. Antmen açıklamasında AK Parti'nin FETÖ darbecileriyle hesaplaşmak bahanesiyle kendi sivil darbesini yaptığını, muhalif avı başlattığını ifade etti. CHP'li vekil AKP'nin OHAL bilançosu ve OHAL sonrası Türkiye başlığıyla yayınladığı raporda 12 Eylül askeri darbesini ve OHAL dönemi ve sonrasını karşılaştırdı. Raporda yer alan çarpıcı rakamlar şöyle. 20 Temmuz 2016 OHAL ilanı sonrası gözaltılar 511 bin, 12 Eylül darbesi sonrası 650 bin. OHAL sonrası tutuklamalar 30 bin 821, 12 Eylül sonrası 52 bin. OHAL sonrası cezaevinde bulunan kişi sayısı 264 bin 31, 12 Eylül sonrası 52 bin. OHAL sonrası hakkında işlem yapılan kişi sayısı 169 bin 13, 12 Eylül sonrası 7 bin 245. OHAL darbesi sonrası 134.144 kişi ihraç edildi, 12 Eylül sonrası 4.891. OHAL'de hakkında işlem yapılan öğretmen sayısı 61.000'i aştı, 12 Eylül sonrası 3.854. OHAL sonrası görevden alınan subay, assubay sayısı 17.498, 12 Eylül sonrası 2.000. OHAL ve sonrası ihraç edilen akademisyenlerin sayısı 6.081. 12 Eylül askeri darbesinde sadece 120. OHAL ve sonrası 5000'den fazla hakim savcı görevden alındı. 12 Eylül sonrasında 47 hakim ve savcı görevden alındı. Şu anda 131 gazeteci halen tutuklu. 12 Eylül darbesi sonrası ise 31 gazeteci tutuklandı. Çıkacak, gidiyor.